Merhaba arkadaşlar. Bugün paylaşacağım bilgi hem otomatik kapı sistemi yapan arkadaşlar için hem de kullanıcılar için faydalı bir bilgi olacak. Karşıda gördüğümüz parça UPS yani kesintisiz güç kaynağı. Onun arkasında duran mavi parça da kepenk motoru. Kepengi ne için kullanıyoruz? Dükkanlarımızın korunması için kullanıyoruz. Artık otomatik kepenk neredeyse her yerde var. Küçük garajlarda kullanılabiliyor. Buradaki en büyük sıkıntı enerji kesilmesi. Elektrik kesildiği zaman kepengimizi hem açmak hem de kapatmak büyük bir sıkıntı oluyor. Manuel kolla açmak kapatmak oldukça zor. Bunu yaşayan arkadaşlar zaten bilirler. Diyelim ki geldik iş yerimize, bastık kumandaya çalışmıyor, elektrik yok. Elektrik gelinceye kadar beklememiz gerekir. Ya da manuel kolla çok fazla emek vererek kepengi bir şekilde açmaya çalışmak. Bunun yerine burada gördüğümüz UPS'i, kepenk UPS'i kullanırsak eğer böyle bir sıkıntı kalmıyor. Kullanmayı şu şekilde anlatıyorum. Sistemlerin genelde kendi kumandaları vardır. Şu şekilde bir kumandamız var. Kumandaya basıyorum. Motorumuz hareket etti. O kepengimizi açma yönünde ya da kapama yönünde hareket ettirdiğini düşünebilirsiniz. Durdurdum. Enerjiyi kesiyorum. Şöyle bırakacağım şuraya. Artık kepengimizde elektrik yok. Yani şebeke kesildi. Böyle bir durumda kumandaya basıyorum. Bir ses duyduk. UPS'e geçti. Ve sistem çalışmaya başladı. Tekrar bastım, durdu. Orada yanan ışık aküden beslendiğini, yani enerji yok ama UPS'in sistemi çalıştırdığını gösterir. Tekrar deniyorum. Bastığım zaman sistemin rahatlıkla çalıştığını görebiliyorsunuz. UPS'ten bahsedeceğim. UPS'ler güç olarak 750 watt, 1000 watt, 1500, 1700 watt olabilir. Evet arkadaşlar, UPS'in özelliklerinden bahsedeceğim. En başta gördüğümüz kırmızı lamba on-off. Yani sistemin açık ve kapalı olduğunu gösterir. Yanındaki aşırı yük sıkışma olursa veya motor UPS'ten daha büyükse, daha fazla güç çekiyorsa aşırı yük lambası yanar. Seviye aküyü gösterir. Akünün yeteri kadar dolu olduğunu, kullanılabilir olduğunu gösterir. Şebekede şebeke voltajı. Şöyle diyelim, şuradan enerjiyi çekiyorum. Şebeke gitti. Akü de gitti aynı zamanda. Kumandaya basacağım. Birazdan devreye girecek. Evet, devreye girdi. Ve aküden çalıştığını gösterdi. UPS'imizin en önemli özelliklerinden bir tanesi de fotosel bağlanabilmesi. Genelde bu şekilde kepenk motorlarında ve UPS'lerinde emniyet sensörü bağlantısı olmaz. Burada gördüğümüz UPS'te emniyet sensörü bağlantısı var. Ne işe yarar sensörümüz? Kapımız kapanma halinde ama arada bir engel var. Bu araç olur, canlı olur veya herhangi bir parça olur. Böyle bir durumda engel görürse eğer kapıyı tekrar açılma yönünde hareket ettirir. Veya kapımız açık, arada bir engel varsa kapanmasını engeller. Bu sistem kullanım açısından oldukça pratiktir. Enerji kesilmelerinde manuele ihtiyaç kalmadan rahatlıkla sistemimizi kontrol etmemizi sağlayan bir üründür. Ürünle ilgili bilgileri vermeye çalıştım. Sormak istediğiniz soruları mesaj veya telefon yoluyla bana ulaşarak sorabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.